Evet sevgili izleyicilerimiz, haftanın yorum bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz Bündnis Mozaik Genel Başkanı Yaşar Ersoy. Yaşar Bey, sizler her hafta Atip bünyesinde gurbette vefat edenler bölümünden tanıyorsunuz ama Yaşar Bey aynı zamanda Bündnis Mozaik Genel Başkanı. Bu genel başkanlığa da yeni seçildik. Hayırlı uğurlu olsun Yaşar Bey. Sağ olun Ahmet Bey, tebriklerinizden dolayı. Birinci ayın son haftasında genel kurulumuz oldu. Burada üyelerimizin takdiriyle bu göreve layık görüldük. Allah nasip ederse ekibimizde en iyi şekilde bu görevi ilerideki 5 yıl için en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Vatandaşımız için bugüne kadar 15 yıldır nasıl hizmet verdiysek bundan sonra üzerine daha fazlasını ekleyerek daha iyi hizmetler vermek için bu görevi üstlendik. Allah yolumuzu açık etsin diyorum inşallah. İnşallah. Arbeitekammer'da bizlerin sesi Bündnis Mozaik. Bunun da genel başkanlığını yapıyorsunuz. Yakında da Arbeitekammer'ın seçimleri var. Bu seçimlere siz de Bündnis Mozaik olarak katılıyorsunuz. Neler söyleyeceğiz bu seçimler hakkında? İzleyicilerimizi bilgilendirelim. Öncelikle Ahmet Bey şunu belirtmek isterim. Birlikten güç doğar mesajını yazarken özellikle gurbette yaşayan insanlarımızın arasındaki dayanışmanın, birlikteliğinin önemini vurgulamak istedik. Bugüne kadar maalesef toplumumuz layık olduğu yerlere gelemedi. Ama biz diyoruz ki birlikten güç doğar. Bundan sonra yapacağımız işlerde, çalışmalarda gelin hep beraber bir bütün olalım, beraber hareket edelim ve gücümüzü, temsiliyet gücümüzü gösterelim. Bununla alakalı da biz Arbeitekammer bünyesinde 15 yıldır varlığı olan bir derneğiz. Bugüne kadar çeşitli yüzlerce kanun teklifi vermişiz, danışma hizmeti vermişiz. Vatandaşımızın, işçilerimizin burada haklarıyla alakalı ne gibi sorunları varsa bunları dile getirmişiz. 3. ayın 11'i ile 24'ü arasında Viyana İşçi Odası'nda, Arbeitekammer'da seçimler var. Bu vatandaşlığa dayalı olan bir şey değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada Viyana'da çalışan herkes, vatandaşı farklı olsa bile, Türk vatandaşı olsa bile oy kullanabiliyor. Burada da tabii ki vatandaşımızın bu konuda seçime gitmelerini istiyoruz. İş yerinde oy vermelerini istiyoruz. Genel olarak bu oy kullanma prosedürü eve gelen mektuplarla oluyor. En önemlisi bizim için burada vatandaşımız bu hakkını korusun ve hakkından faydalansın diyoruz. Yaşar Bey, vatandaşlarımız nasıl oy kullanacak? Ayrıntılı olarak biraz daha açar mıyız? Ahmet Bey, oy kullanma prosedürü iki aşamadadır. Büyük firmalarda, fabrikalarda, iş yerlerinde bir oy pusulası, oy sandığı gelecektir. Ve burada önemli olan, vatandaşımızın dikkat etmesi gereken bu belirli tarihlerde ve belirli saatlerde olacaktır. Onun için vatandaşımız bu konuda da bilgi sahibi olması lazım. Yani bu süreç esnasında hangi tarihte ve hangi saatler arasında iş yerinde oy kullanabilirim? Bu büyük şirketler için genelde geçerlidir. İkinci olarak da normal prosedür 3. ayın ilk haftasından itibaren evlere mektuplar gelecektir. Bunun içinde oy pusulası vardır. Vatandaşımız orada farklı farklı listeler vardır. Bizim liste numaramız 7'dir, Bündnis Mozaik. Vatandaş oy pusulasını 7 numara Bündnis Mozaik'i işaretler. Oy pusulasını katlayarak küçük bir zarfa koyar. Küçük zarfı da büyük zarfa koyarak bunu yakınındaki posta kutusuna atabilir. Burada herhangi bir masraf yoktur onlar için. Yani bir pul masrafı vesaire yoktur. Diyoruz ki bu vatandaşımızın ayağına gelen bir hak ve bu hakkı kullansınlar. Her 5 senede bir olan bir seçim. Diğer siyasi seçimlere göre burada en önemlisi biz bağımsız bir listeyiz. Yani Avusturya'da, Viyana'da yaşayan Türk toplumunu, Müslüman toplumunu temsil eden insanlarız. 11 ile 24 Mart arası 2014 tarihleri arasında Viyana Arbeitekammer seçimlerinde tercihimiz Bündnis Mozaik olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Sevgili izleyicilerimiz, Bündnis Mozaik Genel Başkanımız Sayın Yaşar Ersoy'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı kaçırmayalım diyoruz. Bündnis Mozaik 7. sırada. Bündnis Mozaik'i işaretleyip küçük zarfın içine koyuyorsunuz. Ondan sonra büyük zarfın içine, oradan da size en yakın bir posta kutusuna atıyorsunuz. Bu kadar basit. Tekrar tekrar Yaşar Bey verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.